arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Çirkin Ördek Yavrusu adlı hikayeyi okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Çirkin Ördek Yavrusu. Göl kenarında bir anne ördek yaşıyormuş. Anne ördek bir gün yumurtalarının üstüne yatmış. Zamanı geldiğinde bu yumurtaların içinden minik ördek yavruları çıkacakmış. Yumurtalar bir süre sonra çatlamaya başlamış. Yumurtalardan çıkan sarı yavruları bütün hayvanlar çok sevmiş. Ama yumurtalardan bir tanesi bir türlü çatlamıyormuş. Herkes bu yumurtanın içinde ne çıkacağını merak etmeye başlamış. İçinden koca gagalı, çirkin mi çirkin, siyah renkte bir yavru çıkmış. Bu diğer yavrulara hiç benzemiyormuş. Çirkin yavruyu gören bütün hayvanlar gülmeye başlamış. Ama anne ördek onu da çok sevmiş. "Benim sevgili yavrum," diyerek bağırmaya başlamış. Siyah yavruyu çiftlikteki hayvanlar hiç sevmemiş. "Çirkin ördek yavrusu," diyerek onunla alay etmişler. Kardeşleri bile bu yuva yavruları aralarına almak istememiş. Anne ördek ise onu tehlikelere karşı hep koruyormuş. O gün çiftlikteki hayvanlar bir araya toplanıp aralarında oyun oynamaya başlamışlar. Çirkin ördek yavrusunu da onların oyunlarına katılmak istemiş. Ama hayvanlar onunla alay etmeye başlamışlar. Onu oyunlarına almamışlar. Çirkin ördek diye alay etmişler. Anne ördek ise bu duruma çok üzülmüş. Üzüntüsünden ağlamış. Zavallı yavru çiftliğin tenha bir köşesine gidip ağlamaya başlamış. "Ben neden çirkinim? Çirkin olmak suç mu? Ben de güzel olmak istiyorum," diyerek ağlıyormuş. Annesi onu teselli edecek şeyler söylemiş. Ama yavru annesini dinlemiyormuş bile. Bir gün çiftliğin çevresine ellerinde de kocaman tüfekleriyle avcılar gelmiş. Gökyüzünde uçan ördekleri ateş edip pek çok ördek avlamışlar. Avladıkları ördekler arasında çirkin yavrunun annesi de varmış. Zavallı ördek yavrusu o gün akşama kadar annesinin dönmesini beklemiş. Gece olunca annesinin dönmeyeceğini anlayıp ağlamaya başlamış. Artık onu seven ve koruyan hiç kimse kalmamış. Zavallı yavru ne yapacağını bilmiyormuş. Önce köpeğin yanına gitmiş. Köpek onunla alay etmiş. Oradan tavuğun yanına gitmiş. Tavuk belki beni sever diye düşünmüş ama tavuk da onu istememiş. "Git buradan," diyerek onu kovmuş. Olanları tekir kedi görmüş. O da çirkin yavruya çok gülmüş. "Seni burada kimse istemiyor. Buradan git," demiş. Küçük yavru yapayalnız kalıvermiş. Annesi hayatta olmadığı için artık onu koruyacak kimse de yokmuş. Yavrucuk sonunda çiftlikten ayrılmaya karar vermiş ve ağlayarak yollara düşmüş. Daha o kadar küçükmüş ki kendini korumasını bile bilmiyormuş. Yolda giderken gökyüzünde uçan beyaz ve güzel kuşlar görmüş. Onlara imrenerek bakmış. "Keşke ben de böyle güzel olabilseydim,"
diye düşünmüş. Ördek yavrusu uzun bir süre yol almış. Aç, susuz, nereye gittiğini bilmeden yürüyormuş. Hava da çok soğukmuş. Bir süre sonra gökyüzünden pamuk gibi beyaz bir şeyler düşmeye başlamış. Yavru ördek daha önce hiç böyle bir şey görmediği için bunların ne olduğunu anlayamamış. Aslında gökyüzünden kar yağıyormuş. Bir süre sonra her taraf karla kaplanmış. Ördek yavrusu karı çok sevmiş ama çok düşüyormuş. Karlara batı çıka yoluna devam etmiş. Aradan aylar geçmiş. Havalar ısınmaya başlamış. Çirkin ördek yavrusu kendine göl kenarında yeni bir yer bulmuş. Ağaçların dallarında kuşlar ötüyor. Gölde çok güzel kocaman beyaz kuşlar görüyormuş. Bu beyaz kuşlar çirkin ördek yavrusunun da önce gökyüzünde uçarken gördüğü kuşlar çok benziyormuş. Ördek yavrusu bu güzel kuşları her gün seyrediyor, onların güzelliğine hayran oluyormuş. Çirkin ördek yavrusu her geçen gün büyüyormuş. Artık kendi başına rahatça yüzmeye başlamış. Günün birinde suda yüzerken eğilip suya baktığında büyük bir şaşkınlığa uğramış. Çünkü o da tıpkı o güzel beyaz kuşlara benziyormuş. Meğer bizim çirkin ördek yavrumuz bir kuğu kuşuymuş. Diğer kuğu kuşları onu aralarına almışlar. Artık kimse onunla çirkin ördek yavrusu diye alay etmiyormuş. Ördek yavrusu kuğuların arasına karışıp özgürce gökyüzünde uçmaya başlamış. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Lütfen abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Hoşça kalın.